Evet, hoş geldiniz Cafer Bey. Merhabalar Furkan Bey. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkürler, teşekkür ederim. Sizler iyisiniz umarım. Yani iyi olmaya çalışıyoruz diyelim. Hani çok çok iyi izleyemiyoruz ama iyi olmaya çalışıyoruz diyelim. Tabii ki bu korona sürecinde birçok insan ciddi anlamda etkiledi. Birçok şeyler değişti. Kimisi ya eve hiç bu kadar vakit ayırmamıştım, aslında ne kadar çok ihmal etmişim dedi. Ailemi ne kadar çok ihmal etmişim, evi ne kadar çok ihmal etmişim. Kimi de ya çok sıkıldım artık ben evden, yani bitsin artık bu süreç dedi. Sorularıma geçmeden önce bunu sorarak başlayabilirim. Sizde nasıl devam ediyor korona süreci? Ben her ikisini de... çok güzel soru. Ben de her ikisini... Yani kararında bir dozajla yaşamayı tercih ederdim. Maalesef bu kısıtlamalar nedeniyle uzun süre evde kalmak, sürekli evde olmak tabii birazcık sıkıntılı oldu. Ama aileyle beraber vakit geçirmekte bu avantajlı bir dönem yaşamış olduk bu vesileyle. Dolayısıyla her şeyin kararında yaşanması her şey faydalı. Gereği kadar evde kalmak. Ama iş yemek, iş arkadaşlarıyla vakit geçirmek tabii ki tercihim yani. Ne o ne o diyorum ben. Kararında her ikisini de beraber yaşamayı tercih ediyorum. Ne güzel, ne güzel. İsterseniz sorularıma başlayabilirim. Hazırsanız. Evet, bir donma oldu sanırım şu anda. Evet. Beni duyabiliyor musunuz Cafer Bey? Evet, evet duyuyorum. Gayet güzel. Tamam, bir donma oldu sanırım. Şimdi isterseniz ilk soruyla başlayalım. Tabii. Şimdi tabii Bureau Veritas dediğimiz zaman bütün dünyada hizmet veren, 400 binin üzerinde müşterisi olan çok büyük bir klas kuruluşundan bahsediyoruz. Ama ilerleyen süreçlerde oraya da geleceğiz. Biz tabii ki önce denizcilik sektörü diyelim. Denizcilik sektörü özelinde başlayalım istiyorum. Bu süreçte, koronavirüs sürecinde Bureau Veritas olarak denizcilik sektörü alanında ne gibi stratejiler izlediniz, ne gibi önlemler aldınız? Bununla başlayalım isterseniz. Evet, çok güzel. Bureau Veritas olarak bu dönemde tabii dijital platformların kullanılması, bu konularda müşterilerimize hizmetin devam ettirilmesi noktasında bir takım yatırımlarımız oldu. Bu konuda bir takım ürünler geliştirdik. Asıl amacımız çalışanlarımızın, müşterilerimizin sağlığı, güvenliği bizim için birinci derecede önemli olmasına rağmen hizmetlerin aksatılmadan devam ettirilmesi ve müşterilerimizin bu hizmetlere ulaşma noktasındaki kolaylığının sağlanması tabii öncelikli konularımız arasında gelmektedir. Biliyorsunuz bu dönemde gemilerimizin liman giriş çıkışlarındaki yaşanan kısıtlamalar, mürettebat değişimlerindeki yaşanan sıkıntılar denizci ve gemi işletmecilerimiz için fevkalade zorluklar ortaya koymuştu. Bunların aşılması ve bizim hizmetlerimize ulaşılması, klasifikasyonun devam ettirilmesi, aynı zamanda bayraklar nezdinde de registration'ın devam ettirilmesi için tabii ki hani gemilere ulaşım noktasında yaşanan zorlukları bu uzaktan survey yapma tekniklerinin geliştirilmesi, dijital platformların kullanılarak bu zorlukların aşılması noktasında çalışmalarımız olmuştur. Dolayısıyla korona sürecini bu şekilde en az hasarlı, müşterilerimizin en az şekilde işlerinin sekteye uğrayacağı noktasında destek vererek çalışmaktayız. Evet. Şimdi o zaman hemen bir diğer soruma geçmek istiyorum. Bu arada sesiniz kesik kesik geliyor. Acaba diyorum konuştuğumuz gibi mobile mi geçseniz? Çünkü ciddi anlamda bir takılma. Tabii tabii olabilir. Ben o zaman hemen tamam, hemen mobile geçiyorum. Bir saniye. Harikasınız. Harikasınız.
Evet, şu an gayet net bir şekilde duyuyorum. Bir gitti şu anda yayın tekrardan. Evet. Evet, şimdi daha iyi oldu. Ben aslında Evet. ofisteyim. Biraz önce söylediğim gibi ne evde çok kalanlardan ne ofise çok gidenlerdenim. Arada kararında yapmaya çalışıyorum her şeyi ama ofise de gelmeye çalışıyorum. Dolayısıyla şu anda da ofisteyim. İnternette ve Wi-Fi'de sıkıntı olmadığını düşünüyordum ama yine de bir sıkıntı yaptım, o bile geçti. Umarım şimdi daha iyidir. Şu an mükemmel. Evet, Ben evet. hemen ikinci soruyla devam Buyurun. etmek istiyorum. Buyurun. Şimdi tabii şöyle bir şey var. Şimdi Bureau Veritas dediğiniz zaman sadece denizcilik sektörü değil. Birçok farklı sektörde klas hizmeti veriyorsunuz. Evet. Dolayısıyla aslında sizin şöyle bir avantajınız da var. Farklı sektörlerin bir kıyaslama avantajınız var. Yani hangi Evet. sektör koronadan daha çok etkilendi, hangisi daha az etkilendi gibi kıyaslama yapabiliyorsunuz. Evet. Sizce bu alanlardan, hizmet verdiğiniz sektörlerden en çok hangisi etkilendi? Hangi Evet. sektör nasıl etkilendi? Biraz bunu konuşalım istiyorum. Tabii, Bir de siz memnuniyetle. şunu da merak ediyorum. Hepsi için farklı farklı önlemler mi aldınız? Yoksa genel bir tedbir kuralları belirleyip hepsine mi Evet. uyguladınız? Bunları merak ediyorum. Evet. Çok güzel, çok teşekkür ederim bu soruyu sorduğunuz için. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bureau Veritas Türkiye'de ayrı tüzel kişiliğe sahip 4 tane firması var. Bu firmalar İstanbul'da denizcilik firması, kara endüstrisi firması ve tüketim ürünleri test kontrol belgelendirme firması. Aynı zamanda dördüncü bir firması da Ankara'daki yerleşik bir firması, maden testleri ve belgelendirme konusunda uzman bir firma. Dolayısıyla 4 ayrı firma çatısı altında çok kapsamlı hizmet veriyoruz. Açıkçası ben sadece denizcilik bölümünün yöneticisiyim. Hem bölge hem çevre ülkeler olmak üzere benim sorumluluğumda. Fakat tabii diğer firmalarımızın yönetici arkadaşlarıyla sürekli Konuşuyoruz. oturuyoruz. Tabii sorunlarımızı beraberce paylaşıyoruz. Genel çözümlere aynı noktada ulaşmaya çalışıyoruz. Şunu söyleyeyim, bu firmalar arasında, bu faaliyetler arasında en çok etkilenen firmamız kara endüstrisi sertifikalandırma belgelendirme firması ki firmamızın ana faaliyetleri Türkiye'deki altyapı ve yatırımlarla dair kontrol, denetleme ve belgelendirme yapmak. Dolayısıyla bu korona döneminde işte yaşanan finansal sıkıntılardan dolayı bildiğiniz gibi bütün yatırımlar, hem kamu yatırımları hem özel yatırımların çoğunluğu frene basmak zorunda kaldı. Dolayısıyla biz de bir hizmet sağlayıcı firma olarak aynı şekilde bu faaliyetlerimizi durdurmak zorunda kaldık. Dolayısıyla kara bölümü en çok bunlardan etkilenen firmamız. Denizciliğe bakarsak, dünyada tabii denizcilik farklı farklı sektörlerde, farklı taşımacılık segmentlerinde farklı etkileşimleri oldu. Örneğin kargo gemileri veya tanker dediğimiz yük taşımacılık segmentinde tabii konteyner veya bulk arasında, dökme arasında farklılıklar gösterse de ortalama %8-10 bir dünya ticaretinde daralma oldu. Bunun yanında feri, araba taşımacılığı özellikle Kuzey Avrupa'da %30-40 civarında bir daralma oldu. Cruise gemilerini biliyorsunuz, haberlerden de yakınen de takip ediyoruz, şeylere düşüyor, günlük haberlere düşüyor, televizyon bültenlerinde de. Yolcu taşımacılığı zaten tamamen bitti, %100 şu anda donmuş durumda. Dolayısıyla bu her sektörde farklı önlemler almaya çalışıyoruz. Denizcilik olarak konuşursak biraz önce size bahsettiğim gibi açıkçası çok fazla etkilendiğimizi söyleyemeyiz. Deniz ticareti en azından bizim haşır neşir olduğumuz kuru yük ve yakıt taşımacılığı segmentinde işler çok şükür Türk armatörlerinin de içinde bulunduğu segmentte gayet iyi gidiyor. Biraz önce söylediğim gibi o noktada sadece armatörlerin
Limanlara giriş çıkışlarında bir takım sıkıntılar yaşanmakta. Dolayısıyla gemilere verilen survey hizmetlerinde uzaktan dijital platform ve geliştirdiğimiz tool'ların kullanılmasıyla uzaktan sağlayarak bu şekilde gemilerin klas hizmetlerinin devamlılığını sağlıyoruz açıkçası. Tabii her şeyden önemlisi bir korona döneminde biraz önce de söylemeye çalıştım. Çalışanlarımızın ve müşteri ve iş ortaklarımızın sağlık güvenliği bizim için birinci öncelikte ki işlerin devamlılığı sağlansın, sektördeki süreklilik devam etsin diye. Dolayısıyla bu konuda da hem çalışanlarımıza hem müşterilerimize sağlık konularıyla ilgili önlemlerin uygulanma noktasında da eğitim ve danışmanlık hizmetleri de veriyoruz. Yani tabii aslında söylediğiniz şeyler denizcilik sektörü açısından çok güzel gelişmeler bunlar. Evet. Çünkü Evet. işte benim konu kaldığım diğer işte sektörün önde gelenleriyle de konuştuğumuzda gerçekten denizcilik sektörünün yani yıldızı parladığı Evet. desek belki biraz hani fazla olacak ama en azından şöyle bir durum var. Gerçekten bütün alt segmentleriyle aktif bir şekilde çalışan belki de tek sektördür diyebiliriz. Özellikle kara ve havaya nispeten gerçekten çok önde bir süreç yönetti ve bir can damarı vazifesi gördü Evet. diyebiliriz. Evet, Şimdi kesinlikle. ben Tabii burada sözünüzü balla kesiyorum. Burada bir şeye de aydınlığa kavuşturmamız lazım. Türk armatörlerinin çalıştığı segment deniz taşımacılığında herhangi bir daralma çok şükür bugüne kadar yaşanmadı. Yani Karadeniz'de, Ege'de, Akdeniz'de veya kontinentte, Kuzey Avrupa bölgesinde yaşanan taşımacılıkla da bir daralma yaşanmadı. Dolayısıyla da bu da bizim bu gibi risk kriz durumlarına olan gücümüzü ve direncimizi gösteriyor. Ama tabii öbür yandan bakarsak kıtalar arası demir çeperi taşımacılığı veya dünya ticaretinde Çin'deki daralmadan dolayı ana sektör olan konteyner taşımacılığında tabii oralarda daralmalar oldu ama bu bizim şu anki profilimizi açıkçası etkilemiyor. peki şimdi ben şuraya gelmek istiyorum. Aslında klas kuruluşları şu anda belki korona sürecinden sonra çok ciddi bir vazife görecek. Neden? Çünkü siz müşterilerinizin risklerini azaltıp işte kalite, güvenlik, sağlık, çevre koruma gibi etmenlerde siz işte performansını arttırıyorsunuz müşterileriniz. Evet. Şimdi bu süreçte artık pandemi sürecinden sonra işte herkes yeni normalden bahsediyor. Bir yeni normal olacak. Bu alanlar çok ciddi önem kazanacak. Yani var olan önemi belki 10 kat artacak. Niye? Çünkü yeni normalde en önemli şey işte sağlık, çevre koruması, sağlık güvenliği gibi alanlar olacak. Ben bir öngörü sorusu olarak soruyorum size. Sizce denizcilik sektöründe ve diğer sektörlerde şirketlerin klas kuruluşlarına ve işte sağlık, güvenlik, çevre koruma gibi alanlarına yatırım oranı artacak mı? Bu konudaki öngörüleriniz nelerdir? Ben kesinlikle katılıyorum sizin görüşünüze. Kesinlikle artacağına inanıyorum. Dolayısıyla firmalar açıkçası bugüne kadar çevre, sağlık, güvenliği konularına bir takım yatırımlar yaptılar. Kendi filolarının yenilenmesi, dünyadaki çevre korumasına yönelik karbon salınımının düşürülmesi, işte dijitalleşmede bir takım atılımlar yapıldı. Bu Endüstri 4.0 noktasında bir takım gelişmeler ve yatırımlar yapılıyor. Dolayısıyla siber güvenlik dediğimiz konu çok yakın bir gelecekte bu kadar dijitalleşen gemi imalatı ve gemi işletmeciliğinin çok sıcak bir konusu olacak. Ama bu korona hakikaten insanlara bir dur dedi ve hakikaten bu yaptığımız yatırımları hem ticaretin devamlılığını, hem kalitesel gelişimin sağlanması, hem sağlık yönündeki korumacı yaklaşımların geliştirilmesi noktasında da daha ivme kazanarak devam edecek. Tabii bir veritas olarak da
biz hem iş ortaklarımızı hem paydaşlarımızı desteklemek noktasında onlara bir takım ürünler geliştirerek hizmetlerine sunuyoruz. İşte biraz önce bahsettiğim gibi bunlardan bir takım birileri, bazıları açıkçası dijital klasifikasyon, uzaktan survey sistemleri, siber güvenlik konuları, ondan sonra gemilerin üç boyutlu modellenerek kompakt halde risk değerlendirmesine dayanarak yapılacağı yeni survey metotları gibi çok fazla tekniğine işin girmek istemiyorum ama dolayısıyla birçok gelişim yapılıyor. Aynı zamanda şunu da eklemek isterim. Bu çok popüler bir konu bugünlerde. Biliyorsunuz bu COVID'den dolayı uzun süredir ben kara bölümündeki arkadaşlarımla, endüstri bölümündeki arkadaşlarımla da paylaşıyorum. Oteller veya kamu alanları, insanların çoklukla beraber olduğu bölgelerde işlerin tekrar başlaması durumu var. Fakat tabii insanlar tedirgin. Yani ben işte Akkor Otel'e gidersem veya Sheraton'a gidersem neyle karşılaşacağım? Onlar yeterli önlemleri ve güvenlik koşullarını yerine getirdiler mi? İşte ben oraya gitmeyeyim, COVID-19 kapar mıyım gibi konular çok sıcak. Dolayısıyla her zaman olduğu gibi yine Avrupa bu konuda birazcık proaktif davrandı. Ve Bureau Veritas'tan dedi ki bize bununla ilgili bir hizmet paketi hazırlayın ve bize bu konuda destek olun. Yani Safeguard Bureau Veritas diye bir şey yapın dedi. Dolayısıyla bizim insan sağlığı ve güvenliği konusunda birçok uzmanımız var dünyada. Biz onlarla birlikte bir ürün geliştirdik ve gidiyoruz otelleri denetliyoruz. A'dan Z'ye onların COVID ile ilgili aldıkları önlemleri, bulaş önleyici uygulamalarını, ondan sonra güvenlikle ilgili konularda yaptığı gelişmeleri denetliyoruz. Bazı standartlara, dünyadaki Amerikan standartlarına, Avrupa standartlarına uygunluğunu belgeliyoruz ve kendilerine bir doküman veriyoruz. Dolayısıyla da bu dokümanı da bu firmalar lanse ediyorlar. Müşterileri de gönül rahatlığıyla geliyor. Geçenlerde televizyonda da bahsediliyor, duymuşsunuzdur turizmle ilgili. Devlet de bu yönde turizm otellerini, sahilleri, plaj tesislerini denetleme ve belgelendirme yönünde bir takım faaliyetlere başlayacak. Dolayısıyla bu işler idare tarafından veya işte Bureau Veritas ve diğerleri gibi eğil kuruluşlar tarafından inceden inceneye denetlenerek belgelendirilmesi tabii ki halkımız için bir güven tesis edecek, gönül rahatlığıyla gidilecek. Bunun denizle ilgili paydaşı da şu, birçok yolcu gemileri var. Yolcu gemileri de şu anda bildiğiniz gibi bizim işlerine bir şekilde ticaretlerine, işlerine başlayacaklar. Dolayısıyla onlar da birer yüzel otel olduğu için biz de denizcilik bölümü olarak yolcu gemilerinde sağlık ve güvenlik konularına yönelik bir takım belgelendirme ve denetimler yaparak yolculara güven tesis etmeye çalışacağız. Evet, aslında şimdi soracağım soruyu satır arasında söylediniz. Ama belki eklemek isteyeceğiniz bir şey var mı? O şekilde sorayım. Evet, genel anlamda söylediniz ama Bureau Veritas özelinde bir talep artışınız var mı şu anda? Yani evet, size şunu diyorlar mı? Ya yandım Bureau Veritas, tutuştum Bureau Veritas. Ben bu koronayla mücadele etmekte çok zorlanıyorum. Sağlık alanında, işte güvenlik alanında, çevre koruma alanında çok hassaslaştı işler. Evet. Dolayısıyla benim profesyonel bir destek almam gerekiyor. Yani evet, işçilerimin korona güvenliği vesaire konularında. Evet. Bu anlamda size bu süreçte talep artışı yaşadınız mı? Ve şu da çok önemli, size sorulan sorulara doğru ve hızlı cevap verebildiniz mi? Niye bu soru önemli? Çünkü tıp bile şu an doğru düzgün bir cevap veremiyor. Herkes için yeni. Tıp için de yeni bir virüs olduğu için. Yeni bir şey olduğu için doğru ve hızlı cevap verebilmek gerçekten çok zor. Bu anlamda az önce söylediklerinize eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Açıkçası dediğiniz gibi biraz önce bahsetmeye çalıştım. Örnekler de vermeye çalıştım. Akkor Otelleri dünyanın en büyük otel zinciri. Ve bu korona sonrası business restart diye bir slogan da çıktılar onlar ve Bureau Veritas'a gelerek bize destek olun,
Hani bu konuda, bu korona konusunu hani biz önlemler aldık, müşterilerimize ne şekilde güven tesis ederiz, bu yaptıklarımızı nasıl belgeleriz noktasında destek istediler. Biz de bu konuda dediğim gibi çok geniş bir uzman kadromuz var. Onların da desteğiyle bir takım guidance'lar, bilgilendirici notlar hazırladık ve onun üzerinden de denetimlerimizi yapıyoruz. Aynı zamanda şu anda ismini hatırlamıyorum ama dünyanın büyük kruz firmaları da gemi sektörüne de değinirsek bizden aynı talepte bulundular. Çok yakında tahmin ediyorum işte biraz önce söylediğimiz gibi ülkelerden, hani Türkiye özelinde konuşmuyorum ama genel olarak dünya çapında değerlendirirsek ülkelerde kamu alanlarını veya kendi teritorileri içerisindeki kurumların korona sonrası işlere tekrar başlama noktasındaki denetimlerini tahmin ediyoruz. Bürö Veritas gibi uzman kuruluşlara emanet edecekler. Evet, teşekkür ederim işten cevabınız için. Şimdi şu noktaya gelmek istiyorum. Tabii sizin uluslararası operasyon tecrübeniz ve şeyiniz olduğu için, tecrübeniz olduğu için, bilginiz olduğu için aslında bu soru tam olarak size sorulması gereken bir soru. Ya da işte sizin gibi uluslararası operasyonları sık bir şekilde gerçekleştiren kişilere yöneltmek istediğim bir soru. Uluslararası denizcilik sektörü şu an ne durumda? Yani biz Türkiye'yi konuşuyoruz, tamam Türkiye'de şöyle, Türkiye'de böyle ama uluslararası denizcilik sektörü ne diyor? Yani bu süreç nasıl devam edecek? Ne olacak? Şu anda ne durumdayız? Bunu sormak istiyorum. Evet. Çok güzel soru. Biz de tabii bu konuyu uluslararası yayınlardan, kendi müşterilerimizden, kendi paydaşlarımızdan takip ve analiz etmeye çalışıyoruz. Yaklaşık edindiğimiz bilgiler biraz önce de arz etmeye çalıştığım gibi farklı segmentlerde taşımacılığın farklı kısımlarında farklılıklar göstermekte. Dediğim gibi konteyner taşımacılığında bu Çin'de yaşanan daralmadan dolayı, Amerika ile Çin arasındaki bu ticaret savaşlarından dolayı, aynı zamanda korona da üzerine geldi, başka bir sekte vurdu. Konteyner taşımacının ana merkezi, ana odağı Çin olduğu için o noktada bir %30 civarında bir daralma var. Bulk carrier veya genel kargo dökme taşımacılığında bir %8-10 civarında bir daralmayı görüyoruz. Tankerler çok şükür bu koronadan çok fazla bir şey almadılar, darbe almadılar. Tanker taşımacılığında 3-4, hatta bazı segmentlerde yani ham petrol veya kimyasal veya petrol türevi taşımacılığında çok cüzi yüzdelerde bir etkileşim oldu. Buna paralel olarak da bir yatırımları da değerlendirmek lazım. Yatırımlar da aynı oranda bu korona döneminde bir frene basma şeklinde bir yavaşlamaya gitti açıkçası. Ve maalesef cruise sektörü, Türkiye'nin çok fazla içinde olmadı ama denizcilik aleminde önemli bir paya sahip olan cruise sektörü de çok büyük bir darbe aldı açıkçası. Bu şekilde Peki, özetleyebiliriz. bir virgül atarak soruya devam ediyorum. Tabii buyurun. Dünyanın şu an Türkiye'ye bakış açısı nedir? Yani evet dünyayı konuştuk ama dünyanın şu an Türkiye'ye bakış açısı Evet. nedir? Çünkü biz buradan gördüğümüz kadarıyla gerçekten özellikle Avrupa ülkeleri ve Amerika'ya nazaran çok olumlu bir imaj çizdik Evet. korona ile mücadele noktasında ve bu turizme de bunun yansıyacağını söylüyor bazı işte Evet. konuk aldığımız sektör içerisindeki uzman kişiler. Çünkü işte Türkiye'yi bir güvenli liman olarak görmeye başladılar. Bütün bunlar bağlamında dünya şu an hem sektör anlamında hem sosyal anlamda Türkiye'ye nasıl bakıyor? Türkiye Evet. bu krizi fırsata çevirebilir mi sizce? Evet. Yani naçizane düşüncemi söyleyeyim. Sağlık noktasında bence Sağlık Bakanlığı ve devletimiz bu korona krizini, bu pandemiyi yönetmek ve üstesinden gelmek noktasında çok başarılı görünüyor. Yani halktan bir kişi olarak veya etrafımdaki kişilerle de aynı görüşü paylaşıyorum. Bu noktadan hareket ederek şöyle bir şey söyleyebiliriz. Yabancı yatırımcı gözüyle Türkiye nerede? Siz kendiniz onların yerine koyarsanız bence öncesinde sermaye güvenliğine bakıyorlardı. Dolayısıyla Türkiye sermaye güvenliği olan bir ülke mi? Ben oraya paramı yatırırım.
Ondan sonra yatırdığım paranın karşılığını bir ürün veya hizmet olarak alabilir miyim diye bakıyorlardı. Bu noktada da fena değildik yani. Tabii bir Çin veya başka açık ekonomiler kadar olmasa da onlar kadar fena değildik. Ama şimdi bir de sermaye güvenliğinin yanına bence sağlık güvenliği de eklendi. Dünyada insanlar gördü ki işte ben oraya giderim, paramı bastırırım, iş yapayım değil. Yani onun yanında sağlık da çok önemli. Ülkedeki sağlık noktasındaki yapılanma, altyapı, başarı da çok önemli. Dolayısıyla Türkiye'nin sağlam sağlık altyapısı, hastaneleri, koronaya yaklaşımı, pandeminin üzerinden gelme şekli ki dünyada model olarak gösteriliyor. Turizmde de söylediğiniz gibi uluslararası yolculuklar açıldığı zaman muhtemelen ülkeler birbirleriyle ikili anlaşmalara gidip turist gönderecekler birbirlerine kontrollü bir şekilde ve gözde ülkede Türkiye gibi görünüyor. Dolayısıyla bu aynen gemi inşa sektöründe ve gemicilik sektöründe de yatırımcı Avrupalı yurt dışı yatırımcılar için kesinlikle aynı. Ben çok iyi bir çizgiyi götürüyoruz gibi geliyor bana. Ve öbür yandan da şöyle bir noktada var. Türkiye'de bir sürü imalatlar devam ediyor. Bir sürü yatırımlar var yabancıların sahip olduğu. Ve yabancılar buradan şeyi de gözlemliyorlar. Tersanelerimizin dinamizmi, bu korona sürecindeki virüse bulaş konularına verdiği refleks, ciddiyet, önlemlerin uygulanmasındaki titizlik. Dolayısıyla şimdi bakıyorsunuz aşağı yukarı hiçbir tersanede ciddi bir korona vakası, tersane boyutunda bir karantina yaşanmıyor. Bu da fevkalade bir sağlık güvenliği, yatırım, finans güvenliğinin yanında bir sağlık güvenliği güveni de sağlıyor yatırımcılara. Bence biz bu işten avantajlı çıkarız diye düşünüyorum. Evet, tabii bunlar çok güzel, çok pozitif mesajlar. Bu mesajlar çok önemli. Niye? Çünkü evlerinden bizleri izleyen insanlar, sektörün içerisindeki yönetici pozisyonunda kişilerin bu şekilde mesajlar vermesini, aslında evde o gitgide şarjı biten bir halden bir anda bir dakika ya işte çok da kötü değil her şey döndüğümüz zaman aslında hem istihdam alanları oluşacak, biz üretime devam edeceğiz diye böyle bir silkelenmesine de vesile oluyor. O yüzden önemli bu mesajlarınız. Şimdi Kesinlikle. ben evet. Ufacık bir şey eklemek istiyorum. Tabii. Bizim tabii Rica ediyorum. boyutsal olarak değil ama bazı gemi segmentlerinde bir numaralı rakibimiz Çin. Şimdi armatörler Çin, Hindistan gibi ülkeler. Vietnam gibi ülkeler. Onların bu koronavirüse karşı gösterdikleri refleks, hassasiyet, ciddiyetle Türkiye'ninki karşılaştırıldığında doğal bir refleks olarak şimdi de konuşulmaya da başladı. Tabii ki yatırımcılar Türkiye'yi tercih edecekler doğal olarak. Harika, harika bir haber. Şimdi şuraya gelmek istiyorum. Başlarda da biraz konuştuk. Şimdi siz işte otomotiv olsun, yani inşaat, enerji olsun çok büyük sektörlerde faaliyet gösteriyorsunuz. O yüzden kıyaslama tecrübeniz birçok belki kişiye göre daha fazladır. Birçok kuruma göre daha yüksektir. Şimdi burada sizce denizcilik sektörü böyle bir avantaj yakalamışken, koronavirüs sürecinden sonra ekonomideki pazar payı artar mı? Yatırım oranı artar mı? Yatırımcılar, ya işte karaya baktığımız, havaya baktığımız ya da işte diğer sektörlere baktığımız zaman denizcilik sektörü şu an çok olumlu bir ivme yakaladı. Biz yatırımımızı oraya kaydıralım derler mi? Bunu merak ediyorum. Yani görüntüye bakıldığında ve edinilen derslerden anlaşıldığına göre demeleri gerekir. Yani bence hem deniz taşımacılığına hem gemi inşaaya yatırımların bundan sonra artması lazım. Çünkü çok izole bir sektör deniz taşımacılığı, gemi işletmeciliği ve tersanecilik. Dolayısıyla ülkelerin ekonomik geçirdiği krizlerden ve dünya çapında yaşanan bu gibi pandemilerden daha izole hareket edebiliyor. Dolayısıyla mesela bazı mottolar var, bazı firmaların söylediği dokunmadan transfer şeklinde. Dolayısıyla bulaş önlendiği sürece
bulaşa sebep olmayacak şekilde. Zaten gemiler son derece kendi içerilerinde izole üniteleri olduğu için deniz ticareti muhakkak son hızıyla devam edecektir diye düşünüyorum. Peki ben biraz konuyu eğitime getirmek istiyorum. Evet. Eğitim de tabii ki sizin için çok önemli. Eğitim eskisi gibi devam edecek mi yoksa işler değişecek mi? Öncelikleriniz neler olacak eğitim konusunda? Eğitim biliyorsunuz bütün firmaların özellikle uluslararası firmaların birinci önceliği yatırımlarımızı çalışanımıza yapıyoruz. Bizim için en önemli aset, herkes bunu çok iyi anladı. Öncelikle çalışan gelişimi, çalışan memnuniyeti. Daha önceden tabii eğitimlerle ilgili bir araya gelerek seminerler vasıtasıyla yurt dışında olsun, yurt içinde olsun eğitimler düzenleniyordu. Fakat bu COVID veya yeni normalde birazcık daha bu eğitimler dijital platformlar kullanılarak yürütülecek bir konu gibi görünüyor. Ama eğitim bugün olduğu gibi COVID sonrasında da bizim için önceliğimiz. Müşteri iş ortaklarımız, anatörlerimizden de eğitim noktasında da çok talepler alıyoruz ve almaya da devam edeceğiz. Tabii bu COVID, daha önceden de detaylı konuştuğumuz gibi, bu COVID konusu da sağlık güvenliği noktasında da yeni açılımlar getirecek. Toplantı konusunda peki, mesela şöyle bir şey söyleyeyim. İşte Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran yayınımıza konuk olmuştu. Daha doğrusu bir konferans düzenlemiştik biz bir haber olarak, bir dijital konferans düzenlemiştik. Ve orada kendisi açılış konuşmasını yapmıştı ve şunu söylemişti. Ya biz işte 12 saat, 15 saat sırf bir toplantı için gidiyorduk ve yine aynı sürelerde geri geliyorduk. Ve inanılmaz tabii ki, yani bir saatlik toplantı için 12 saatlik yol gidiyordu. Bu süreçte biraz şunu da öğrenmiş olduk. Aslında o toplantılar hiç böyle bir yorgunluğa ve vakit harcamaya Evet. mahal vermeden bu şey dijital ortamda da halledilebiliyormuş. Belki de bundan sonra hep bu şekilde olacak gibi bir şey söylemişti. Sizce fuarlar, mesela fuarlar denizcilik sektörü için çok önemli. Yat sektörü için özellikle, tekne ve diğer denizcilik sektörü için çok önemli. Fuarlar ve toplantılar bu dijital dönüşümden nasibini alacak mı? Yoksa koronadan sonra eskisi gibi olmaya devam mı edecek? Tamer Bey'e %100 katılıyorum. Hatta birazcık dozajını bile arttırıyoruz biz. Madem diyoruz böyle dijital platformlar var, bu işler bu kadar kolay yapılıyormuş, daha çok toplanalım ayrılalım şeklinde bir yaklaşımımız oluyor. Evet, hem içeride şirket içi hem müşterilerimizle kamu kuruluşlarıyla yaptığımız toplantıları çok büyük bir yüzdeyle dijital platforma taşıdık. Onun yanında seminerlerimiz, webinar noktasında da artık dijital platformları kullanıyoruz. Ama tabii kesinlikle toplantı yoğunluğu, bir araya gelerek yapılacak toplantı yoğunluğunun azalacağı düşüncesindeyim. Hele uzak diyarlara o 12 saatlik mesafelerle gitmeler, gelmeler falan filan olmayacak. Burada tabii teknolojiyi kullanmak büyük bir nimet. Ama yine de hani yüz yüze gelmek, insanlara dokunmak, aynı havayı neticede sosyal varlıklarız hepimiz. Burada tamamen ortadan kalkacağını, insanların çok izolede olup sadece hani gençleri hariç tutuyorum, çok fazla dijitalleşeceğini de düşünmüyorum. Peki Cafer Bey, son olarak bizim bir dilek ve temenni köşemiz var. Evet. Sizden hem çalışanlarınıza, hem sektörümüze, hem de koronavirüsle mücadele eden insanlığa ne gibi dilek, temenni ve mesajlarınız olur? Bunu almak istiyorum ve son olarak bununla veda etmek istiyorum. Açıkçası çok ümitliyiz. Televizyonlarda yapılan açıklamalar, Sağlık Bakanlığımızın son derece başarılı çalışmaları bize çok büyük ümit vermekte. Ama ben yine de bu işin çok daha fazla uzamadan, yani aylar değil belki haftalar çerçevesinde bir an önce bitmesini, korona illetinden kurtulmayı, sağlıklı gelecekte de işlerimizin güzel bir şekilde artarak yüksek bir ivmeyle geliştirmesini temenni ediyorum. Yani son bitiriyordum ama Koronasız hakikaten günler güzel. diyorum yani.
Hakkı Şen bizim Vira Haber'in genel yayın yönetmeni. Evet. Kendisi esprili bir soru sormuş size. Vira Haber'i denetlerse ne der diye. O zaman denetlediğimiz zaman objektif olarak bakarız. Değerlendiririz. Peki ben işten cevaplarınız için çok teşekkür ediyorum. Çok güzel Ben çok mesajlar teşekkür ederim. verdiniz. Ben çok teşekkür ederim Çok bu güzel. fırsatı verdiğiniz için bana. Evet, çok güzel bilgiler paylaştınız. Çok olumlu mesajlar verdiniz ve özellikle verdiğiniz mesajların motivasyon arttırıcı olması çok değerliydi hepimiz için. Şimdi son olarak şunu söylemek istiyorum. Bu yayını yaklaşık 1-2 saat sonra kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler YouTube Vira TV üzerinden, virahaber.com üzerinden ve Twitter, Facebook adreslerimiz üzerinden de tekrar izleyebilirler. Bunu da söylemiş olayım. Son olarak hoşça kalın diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Sağlıklı Hoşça günler kalın. dilerim herkese. Hoşça Hoşça kalın. kalın.